Değerli izleyicilerimiz, Trend Medya TV ekranlarına Siyaset Masası adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerin de yakından tanıdığı ve takip ettiği bir konuğumuzu ağırlıyoruz. 31 Mart 2024 Mahalle İdareler Seçiminde seçim sonucu Giresun Merkez'den sonra en çok merak edilen ikinci noktada yani Espiye'deyiz. Espiye Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Mustafa Karadere yayın konuğumuz. Başkanım, programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederim. Biraz yorgunuz ama olsun. Bu yorgunluk güzel bir yorgunluk. Evet, bu programımızda birçok konuya değineceğiz sizinle. Seçim çalışmalarınıza, evet. Seçim atmosferine ve birçok merak ettiğimiz konuya da açıklık getireceğiz aslında. Evet. Ama ben öncesinde şunu sormak istiyorum size. Başkanım, iki dönemdir başarılı bir belediye başkanlığı görevi sürdürüyorsunuz ve şu anda üçüncü döneminize hazırlanıyorsunuz. Öncelikle bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Şimdi buradan sizin aracılığınızda tüm bizlere seyreden tüm seyircilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Bu programın da hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yine Espiye halkının destekleriyle beraber iki dönemdir belediye başkanlığı yapıyorum. 10 yıldır belediye başkanıyım. Zaten bu 10 yıllık belediye başkanlığım döneminde biz hizmetlerimizde Espiye halkımızın gönlüne girebildiysek Espiye halkımız devam edecek. Yok, Espiye halkımızın gönlüne giremediysek Espiye halkımız otur derse de otururuz. Fakat tabii benim Espiye halkıma şunu söylemem gerekiyor bu konuda. Biz bu 10 yıl önce nasıl bir belediyeyi aldığımı anlatmam gerekiyor. Çünkü burası çok önemli. Eğer ki burayı anlatmadıktan sonra, SP altımıza bu bilgileri vermedikten sonra geride ne konuşursak konuşalım, onun önemi yok. Çünkü 10 yıl önce SP Belediyesi Başkanlığı koltuğuna oturduğum zaman günlerden 11 Nisan 2014 günü Mali İşler Müdürüm Metin Topal, isim vererek söylüyorum, yanıma geldiğinde "Sayın Başkanım, biz bu ay işçimizin maaşını ödeyemiyoruz." dediğinde neye uğradığımı bir anda şaşırdım. "Nasıl olur Sayın Müdürüm? Ben daha yeni oturdum. İlk oturur oturmaz bunu nasıl söylersiniz?" dediğimde "Bu zamana kadar nasıl ödediniz?" sordum. Dedi ki "Son bir yıldır çok sıkışık bir vaziyette gidiyorduk. İşte parseller sattık, arsalar sattık. Özel bankalardan kredi kullandık. Bunlarla beraber idare ettik, bu zamana kadar geldik." Söylediğim şu oldu: "Özel bankalardan biz de kredi kullanalım, işçimizin maaşını ödeyelim, bir gün geciktirmeyelim." dedim. "Başkanım, özel bankalardaki limitlerimiz doldu, İller Bankası'ndaki limitlerimiz doldu. Ne yapmamız gerekiyor?" dediğimde orada şu gün, o gün hiç unutmam. İller Bankası'ndan gelen para bir yanlışlıkla beraber 3 katı bir para geldi o gün hesaplarımıza daha sonra. Onunla beraber içimizin maaşını ödedik. Biz böyle bir belediyeydik. Belediyenin bütçesi yaklaşık 9,5 milyon, 33 milyar lira borcu vardı belediyenin. Ödedik biz bu borçları. Bunları tek tek, kalem kalem zaten belli. Hepsi belli. Yani bütçesinin yaklaşık 3,5 katı borç vardı. Böyle bir belediye teslim aldık. Yani bugünle kıyas edersek, bugün Espiye Belediye'mizin bütçesi 150 milyon lira. 3,5 katı 500 milyon lira. Espiye Belediye'mizin şu anda 500 milyon lira bir borcu olduğunu düşünürseniz Espiye Belediye'mizi ne yapabiliriz? Hiçbir hizmet yapma şansımız var mı? Yok, mümkün değil. Biz böyle bir belediyeyi aldık. Bunu da Espiye halkımla paylaşmak istiyorum. Biz böyle bir belediye. 11 Nisan 2014 günü nasıl bir koltuğa oturduğumun o gün farkına vardım. Eğer ben bunları bilmiş olsaydım ben 2014 seçimlerinde kesinlikle belediye başkanlığını adaylığına müracaat etmezdim. Aday olmazdım. Çünkü çok bir ağır bir yükle aldık. Ha biz bunları aldık. Durduk mu? Yıldık mı? Hayır. O gün bugün 10 yıldır sürekli çalışarak belediyemizi, SP'mizi bu noktalara getirdik. Ne yaptık? Başkanım, bunları detaylıca konuşacağız, evet. Programımızın ilerleyen, evet, saatlerinde. Ama öncelikle ben sizin belediyeyi devraldığınızdan itibaren yaptığınız çalışmalar üzerinde biraz konuşmak, evet, istiyorum. Ardından geçirmiş olduğunuz bu zorlu süreci de detaylıca dinleyeceğiz sizden. Fakat öncesinde şunu sormak istiyorum. İki dönemlik bu süreç içerisinde Espiye için birçok çalışmanız oldu. Evet. Birçok başarılı çalışmaya imza attınız. Evet. Hatta yaptığınız çalışmaları konu alan bir tanıtım filmi yayınladınız kısa süre önce. Bu da halkta çok güzel bir karşılık buldu. Bu çalışmalarla alakalı bize neler söylemek istersiniz? Ve akabinde şu soruyu sormak istiyorum. Bu tanıtım filminde sizin projelerinizin, vaatlerinizin yanı sıra vaadiniz olmadığı halde Espiye'ye kazandırmış olduğunuz birçok daha projeye yer verdiniz. Evet. Bu çalışmaları sizden dinleyebilir miyiz? Şimdi zaten ben siz soruyu sormadan o konuya girecektim zaten. Şimdi geldik, oturduk.
Ne yaptık? Kanalizasyonumuz yarım, çalışmalar devam ediyordu. Yarım. Ne yaptık? Kanalizasyonumuzu tamamladık. Yağmur suyumuzu tamamladık. Derin deşarj projesi. Sahilimiz kokulardan geçilmiyordu. Bugün derin deşarj projesi belki de sahildeki ilçelerin içerisinde Esfiye Belediyesi'nde. Derin deşarj projesini yaptık. Arıtılarak temiz su olarak denize şey yapıyoruz. Arıtılarak derin deşarj projesini yaptık. Bu yani, bölgede tek zaten. Evet, bu bölgede tek. Ne, biz bunları yaparken yani bunlar hemen diyoruz ki kanalizasyonu yaptık. İşte yağmur suyunu yaptık. Derin deşarj yaptık derken bunların her biri 1-2 yıllık bir projeler yaptık. Orada tam işte suları tamam, sular tamamlanmıştı. Burası çok önemli. Buranın SP halkının bunu bilmesi gerekiyor. Su borularının tamamı yenilenmiş. Biz sevincimize uçuyoruz. Diyoruz ki SP'deki su problemleri çözüldü diyoruz. Ama bu su borularının analizleri laboratuvarlarda düzgün yapılmadığı için alanlarda buraya gidip analizlerini yaparak alınmadığı için su boruları yapıldıktan 2 yıl sonra patlamaya başladı. Biz bunu bekledik işte şurası eksik kaynaktır, burası bilmem ne kaynaktır derken bir yıl Esbi halkı da biliyor sürekli suları keserek yapılmış suları boruların üzerinde tekrar yapmaya başladık. Baktık ki boruların hepsi patlıyor. Analizlerin yapılmadığı için burası çok çok önemli. Çok çok önemli. Ne yaptık? Tekrar bir daha baştan yeniden su borularının tekrar yani yeniden yapmaktan daha zor tamir etmek. Sökerek tam 3 yılımız aldı. Bütün Esbiye'nin su borularının tamamını değiştirmek ve bunu değiştirirken de insanlarımız susuzluk çekiyordu. Her gün sular patlıyordu. Yaklaşık bunun maliyetleri Esbiye Belediyesi'nin Esbiye halkına onların hatasından dolayı yaklaşık maliyeti 10 milyon lira. Borunun maliyeti, suyun maliyeti, işçilik maliyeti, üst yapının tekrar sökülüp yapılması, parke çalışmalarının yapılması. Yaklaşık 10 milyon lira. Parayı da bırakalım. İnsanlarımız o 3 yıl içerisinde çektikleri unutulacak şeyler değil. Zaten bundan yeni sular yapılıyor. Daha önce de ilk yapılırken zaten buna katlanmıştı halkımız. Katlandı. Tekrar 3 yıl bir daha kaldı. Bizim mahkemeye verdik bu su fabrikasını. Boru fabrikalarını mahkemeye verdik. Şu anda da mahkememiz devam ediyor. Bunlar yani anlatılacak kolay işler değil. Bunlarla zaman öldürürken vatandaşlarımızı biz diğer işleriyle ilgilenemedik. Sorun burada. Diyor ki işte ne yaptınız? Evet çok güzel hizmetler yaptık. Ama düzgün bir belediye almış olsaydık, borçsuz bir belediye, bugünkü gibi borçsuz bir belediye almış olsaydık, belki de şu andaki konuştuğumuz sorunların %80'ini, %100'ünü belki 2 yıl, 3 yıl önce tamamlamış olurduk. Ya şimdi şöyle bir şey var. Benim bunu SP halkıyla paylaşmam gerekiyor. Biz ne yaptık? Evet, eksik olduğum bir tarafı söylüyorum SP halkıma. Reklamlar bölümüne girmedik. Neden girmediniz? Ya onu söylüyorum. Dedi ki SP küçük bir ilçe. Yapılanları halkımız görüyor. Bizim yaptıklarımızı halkımız görüyor dedik. Fakat burada eksiklik olduğunu anladım. Daha sonra anladım. Çünkü yapılan işi halkımla paylaşmam gerekiyormuş. Her şeyi halkımla paylaşmam gerekiyormuş. Orada zamanında paylaşmamamdan dolayı bir eksiklik şey yaptı. Şimdi konudan konuyu anladı. Suyu tamamladıktan sonra, suyu, altyapı ve kanalizasyonu tamamladıktan sonra tabii buranın bir de üst yapısını tamamlıyorsun. Bunları eşiyorsun, yapıyorsun. Üst yapısını tamamladık. Tam üstte tamamladıktan sonra doğalgaz işi devreye girdi. Doğalgaz işini de belki de kazmayı vurup da bir yıl içerisinde doğalgazını Esbiye'nin tamamını, iki derenin arasını tamamını, mahalleleri demiyorum, Esbiye merkezin tamamının bir yıl içerisinde doğalgazını bağlayan tek belediyeyiz. Bir yıl içerisinde. Kolay işler değil bunlar. Taşın altına elimizi değil, vücudumuzu koyduk. Her türlü şeyle imkanları sunarak niye? Vatandaşımızın bir dairenin bir yıldaki yaklaşık kömürle doğalgaz arasındaki maliyeti yaklaşık olarak 10-15 milyon lira. Bu da en çizgide. Her bir daireye 10-15 milyon lira ekonomik katkı demektir. Ekonomik katkıdan da vazgeçtik. Hava kirliliği için doğalgazımızda şu anda SPM'imizde
Hava kirliliği var. Kış mevsimi yaşıyor. Hava kirliliği var mı? Yok. Tertemiz. Helal hoş olsun. Tabii bunu da doğalgazın altyapısını, üst yapısını şey yapar, uğraşırken belli bir süremizi aldı. Kolay işler değil bunlar. Tabii rahat mı durduk? Durmadık. Şimdi 80 mahalle yollarımıza 80 kilometre biz rakamları net veriyoruz. Tam veriyoruz. Abartmıyoruz hiçbir şeyimizi. 80 kilometre beton yol yaptık. Bu 80 kilometre beton yolun altyapı, sanat yapılarını, duvarlarını, menfezlerini yaparak yaptık. Kolay bir iş değil. 10 yıl içerisinde yapıyoruz bunları. 80 kilometre. Geldiğimizde beton yol sadece 200-300 metre bir beton yol vardı. 80 kilometre. Mahalle yollarımızın tamamının şu anda %80'ini yapmış olduk. Bir %20 kesim kaldı. Hedefim de önümüzdeki 2 yıl içerisinde %100'ünü tamamlamak mahalle yollarımızın. Yani bunlar basit şeyler değil. Gelevara Deresi'nin iki tarafını gelin gibi süsledik. İki tarafını. Ha, bunları yaparken de Süleyman Şah Parkı'nı yaptık. Halkımıza hizmetine sunduk. Hep bunları yaparken de Esmiye Belediyesi'nde belli bir aşamalardan geçtik. Nasıl geçtik? 2,5 yıl pandemi sürecini yaşadık. Bir sel felaketini yaşadık. Bir yılımız gitti. Deprem. Ondan sonra deprem yaşandı bu ülkede. Deprem yaşandı. Bir yılımız gitti. Deprem derken de Esbiye halkımıza, sizin aracılığınızda bütün Esbiye halkına 7'den 70'e herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü o depremde Esbiye halkından yaklaşık 60 tır malzeme gitti. Deprem bölgesine. İnsanların gözleri doluyor. Hiçbir nelerle karşılaştık. Hiçbir imkanı olmayan annelerimiz. Bahçesindeki ağacı kesip, başkanım odunumuz var bir şeyimiz yok ama bunu al da get dediler. Allah razı olsun hepsinden. Türk halkının gerçekten bu dayanışması gerçekten ya takdire şahindir. Yaptık Esbiye Belediyesi olarak bizi Adıyaman'ın, bunu da Esbiye halkına anlatmam gerekiyor. Akıncılar beldesi var. Akıncılar belde başkanımızı arayabilirler. Gittik, kardeş belediye olduk onunla beraber. Akıncılar belediyesinin altyapılarını, üst yapılarını, camilerini her türlü desteğe vererek Akıncılar beldesine belediye olarak bütün imkanlarımızı kullanarak orada çalışmalarımızı yaptık. Yanlış hatırlamıyorsam Akıncılar Belediye Başkanı'nın bir teşekkür videosu da oldu bu konuyla. Evet, teşekkür devamlı arıyor. Teşekkür ediyor. Başkanım hatta diyor ki ben geliyorum diyor. Geleyim diyor. Bir meydanda söz sahibi. Başkanım yok diyorum. Siz yorulmayın diyorum. Ya niye? Bunlar reklam için yapılacak olan şeyler değil. Bu çorbada Esbiye halkının 35 bin tane Esbiye halkının bu çorbada tuzu var. Ben yaptım demiyoruz. Biz yaptık diyoruz. Çünkü niye diye? Esbiye halkı bizleri seçmeseydi biz bunları yapar mıydık? Yapamazdık. Takdir edilecek şey Esbiye halkıdır. Düzgün insanları seçtiği için düzgün işler yapıldı. Yani ben şunu söylüyorum Esbiye halkıma. Evet, doğrudur, işidir. Bazen üst yapı çalışmalarına başlayamadık. Parklı, bahçeyi. Ama yine de 4 tane park yaptık merkezde çocuklarımız için. Park içine girmişken buraya bir virgül koyarak bir şey söylemek istiyorum. Tabii, buyurun. Şimdi son 20 yılda bu belediyeyi yönetenler Esbiye halkının 8250 metrekare yerini satmışlar parsel parsel. Satmadık diyemiyorlar. Ada numaraları, parsel numaralarıyla, metrekareleriyle hepsi belli bunların. Neyi satmışlar bunlar? Bizim çocuklarımızın geleceği, çocuklarımız için park alanları, yapılacak yerler satılmış. En değerli arsalar satılmış. Otopark yerleri satılmış. Kreş yerleri satılmış. Ya bu Esbiye'mize ondan sonra diyorlar ki park niye yapmadın? Park yerlerini siz satın. En değerli yerleri satın. Ondan sonra da parkı nereye yapacak Esbiye Belediye Başkanı? Biz mevcut yaptığımız, şehrin merkezine yaptığımız 4 tane park yerlerini belediyenin imkanlarıyla alarak yaptık. Esbiye Belediyesi 3600 metre, onlar gibi satmadı. 3600 metrekare yer satın aldı. Esbiye Belediyesi özel idare binasını satın aldı. 4 milyon liraya. Bugün değeri 100 milyon lira. Esbiye Belediyesi'ni yani. Onlar gibi satmadı, satın aldı diyorum. Benim Esbiye halkıyla paylaşmam gerekiyor bunları. Çünkü niye de 31 Mart seçimleri. Esbiye halkımız için çok 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 önemli seçimler. Ve ben de isterdim ki rakiplerimiz geçmiş dönemde bu işleri yapmamış kişiler olmuş olsaydı. Diyorum keşke.
ve başarılı olacak kişiler olmuş olsaydı belki ben bu konuları bugün bile aşmayacaktım. Ama geçmişteki bu işlerini gördükten sonra bunların aklı zoru belediyenin yerlerini satmışlar. Hiçbir hizmet yapmamışlar. Yaptıkları hizmetin bedelini de biz ödedik. Bizim dönemimizde ödedi. Bütün hizmetlerin bedelini biz ödedik. Şimdi hizmetleri onlar mı yapmış oluyor? Biz mi yapmış oluyoruz? Ben soruyorum şimdi. Bedelini 3 katını ödedik. Belki de yapılan hizmetin 33 milyon lira o zamanki borcun karşılığında 10-12 milyonluk bir yatırım vardır. Gerisi nerede? Yapmadıkları hizmetlerin bedelini ödedik. Şimdi çıkıyorlar. Biz adayız. Biz şunu yapacağız, biz bunu yapacağız. Ben şunu söylüyorum SB halkına. 10 yıllık bir belediye başkanlığı yaptın. Yaptın mı? Yaptın. Doğru. Sana size kim dur dedi? Aday olmaya kim dur dedi? İki şeyden durursun. Bir, derim ki yoruldum. Ben belediye başkanlığı yapmak istemiyorum dersin. İkincisi de belediyeyi ekonomik olarak batırmışsın. Batırdığını biliyorsun. Ondan aday olmasın. Evet. Kendisi belediyeyi ekonomik olarak batırdığını bildiği için ben aday değilim dedi. Madem hizmet aşkı vardı devam etseydin kim dur dedi. Niçin durdun? Şimdi belediye 10 yıllık batmış belediyeyi Türkiye'nin ilk 100 belediye, borçsuz belediye haline sokuyoruz. Bu kadar yatırımları yapıyoruz. Türkiye'nin ilk 100 belediyesi arasına sokuyoruz. SBB Belediyesi'ni. Bunu ben söylemiyorum. Rakamlar söylüyor. Bu kadar hizmetler yapıyoruz. 62 tane sıfır araç ve gereç alıyoruz. SBB Belediyesi'nin 98 tane çalışanını 190 kişiye çıkarıyoruz. Çıkarıyor, büyütüyoruz SBB Belediyesi'ni. Ve bu kadar hizmetler yaptıktan sonra şu anda düğün salonu temelini attık. 10 dönüm yer üzerine yeri yeni iş yaptık, bulduk. Yer üzerine 2000 metrekare kapalı alan, sadece bir düğün salonu olarak görmeyin, konferans salonu içerisinde, nikah salonu içerisinde 250 araçlık, yaklaşık 300 araçlık otoparkı içerisinde yeşil alanlarıyla beraber bir sosyal tesis. Bir kültür merkezi. Kültür merkezi. Sosyal tesis, herkesin kullanacak olduğu bir tesis. Bunun temeli atıldı. Temeli atılması demek ne demek biliyor musunuz? Düğün salonunun %50'si yapıldı demek. Bunlar yapılıyor. Esbiye Belediyesi 1 lira borçsuz yapılıyor. Diyor ki Esbiye Belediyesi'nin kasasında para var. Kasasındaki parasıyla önüyor. Neyle öneceğim? Borcuyla mı önecektim Esbiye Belediyesi'nin ben? Tabii parasıyla öneceğim. Çünkü niye? Düğün salonunun parası hazır burada bekliyor. Gazi Mustafa düğün salonunun parasını hazır olarak bekliyor. Şimdi paran olduğu zaman 10 liralık işi 7 lira yaparsın. Paran olduğu zaman. Ama paran olmadığı zaman 10 liralık işi 20 liraya yaparsın. Ya bunlar ne diyor? Esbiye Belediyesi'nin şirketi var bugün. Esbiye Belediyesi'nin şirketine, Esbiye Belediyesi'nden aktarılan para resmi paradır. 1 milyon liradır. 1 milyon lira para aktarıldı. Bugün Esbiye Belediyesi'nin şirketinin değeri 200 milyon lira. 1 milyon lira aktarılmış bir şirketin değeri 200 milyon lira. Bunlar neyin hesabını yapıyor? 4 milyon liraya alınmış özel idare binasının değeri bugün 100 milyon lira. 100 milyon lira. Şimdi diyor ki parayla bu imkanlar olmasa, Esbiye Belediyesi bu imkanları olmasa nasıl yapacağız? Esbiye Belediyesi 31 köyünde eserleri vardır. Yolunda, izinde, camisinde, her tarafında, çeşmesinde, her tarafında eserleri vardır. Esbiye Belediyesi Milli Eğitim Müdürlüğü'ne her yıl 500 ile 1 milyon arasında para aktarıyor. Niye? Öğrencilerimiz daha refah seviyelerde yetindi. Her türlü destek veriyoruz. Sosyal belediyecilik. Sosyal belediyeciliği bize kimse öğretmeye kalkmasın. Biz ambulans hizmetlerinden tut, cenaze hizmetlerinden tut, hastane hizmetlerinden varana kadar ve gıda yardımlarını, bunlar söylenmez. 100 tane öğrencimize burs. Bunlar sosyal belediyeciliği. Biz devam sürekli yapıyoruz. Sosyal belediye. Bunları biz söyleme bile söylemiyoruz. Niye söylemiyoruz? Sağ elin verdiğini sol el duymasın. Bizim onlarda farkımız şu. Esbiye halkının paralarını Esbiye halkı için harcıyoruz. Başka farkımız bu. Onların ne yaptığını ben bilemem. Esbiye halkı sorsun onlara bunu. Esbiye halkına versinler cevabını. Böyle bir belediyeyle beraber yapıyoruz. Gecemizi gündüzümüze katarak bizim ideallerimiz var, amaçlarımız var. Önümüzdeki hedeflerimiz var. Esbiye halkı da bunları biliyor aslında. Ben samimi söylüyorum. Şunu ben açık ve net söylüyorum.
Bugün SBF halka sadece şu soruyu sorsa kendisine. Ya benim bu 8200 metrekare çocuklarımın geleceğini, top oynayacak oldukları yerleri, park yapacakları yerleri, otopark olarak kullanacakları yerleri niye sattı diye sorsunlar ya, niye sattılar? Başkanım, bu noktada şunu sormak istiyorum. Nasıl bir belediye devraldığınız ortada ki bunu evraklarla resmi bir şekilde açıklıyorsunuz. 10 yıl içerisinde belediyeyi ne duruma getirdiğiniz de ortada aslında. Yani başarılı bir belediye durumuna, borçsuz bir belediye durumuna getirdiğiniz de ortada. Ben şunu merak ediyorum. 10 yıl gibi bir sürecin ardından CHP Belediye Başkanı adayının adaylığını nasıl yorumluyorsunuz? Neden şu noktada belediye bu duruma gelmişken aday oldu sizce? Onu ben esbi halkına bırakıyorum. Bu konuda hiçbir yorum yapmıyorum. O yorumu esbi halkı biliyor. Esbi halkına bırakıyorum. Hı hı. Çünkü ben bazı konulara, resmi konuların dışında konulara girmeme karar aldım. Bütün konuştuklarım evraklı, bilgili, belgeye dayanı. Bize, bilemem ben onun niçin belediye başkanı adayı olduğunu, bilemem. Onu SP halkı takdir edecek. SP halkı sorması gerekir. SP halkı şunu sorması gerekir. Sen 10 yıl belediye başkanlığı yaptın, niçin bıraktığını sorması gerekir. Sorsun. O 10 yıllık belediye başkanlığında bu kadar başarısız bıraktığın belediyeye, şu anda çok başarılı bir belediye. Çok çok başarılı. Her yönüyle, ekonomik yönüyle, her yönüyle biraz konuşulan bir belediye. Türkiye'de 100 belediye arasında söylüyorum. Hı hı. Türkiye'de girin resmi rakamlara, devlet kurumlarına vergi borcu hiçbir 1 lira borcu olmayan tek belediyedir. Bak belki de 100 belediye arasına girer diyorum. Hı hı. 1400 yaklaşık 1430 belediyenin 1400 belediye arasında 100 belediye arasına giriyor diyorum. Esbi halkı şunu sorsun. Sen bu belediyeyi bırakırken Türkiye'de en borçlu 100 belediye olarak bıraktın belki. Şu anda da Türkiye'de en iyi 100 belediye arasına girdi. Sen tekrar bu belediyeye niye talip oluyorsun diye esbi halkı sorsun. Benim sormama gerek yok. Esbi halkı bu soruyu sorsun ona. Sen tekrar bir 10 yıl daha belediye başkanlığı yapıp da tekrar bu esbi belediyesini tekrar başarısız belediye arasına sokmak için mi geliyorsun diye sorsun bu soruyu. Geçmiş dönemde böyle yaptı. Sorsun diyorum. Bu soruyu esbi halkına sorun. Esbi halkı cevabını versin. Çünkü ben ticaretimde olsun, siyasetimde olsun, ailemde olsun, bütün yaşantılarımda olsun net konuşurum. Yapacaklarım yaptım derim. Başarısız olduysam da halkımdan özür dilemesini de bilirim. Başarısız oldum derim. Benim her şeyim açık ve net. Benim kişisel şeyim yok. Hiç kimseyle. Kişisel sorunum yok. Şimdi bir araya gelmişler. Bunlar hepsi bir araya gelmiş. Bunların tek bir gayesi var. Hizmet. Mizmet, plan, proje değil. Tek bir hedefleri var. Ya Mustafa Karadere gitsin. Projeleri bu. Projelerin adını koydum ben o. Esbi halkı da koydu. Mustafa Karadere gitsin. Ondan sonra bakarız. Projenin adı bu. Niye Mustafa Karadere gitsin? Mustafa Karadere batak bir belediyeyi almış. Batak bir belediyeyi almış. Türkiye'nin en 100 borçlu belediyelerin içerisinde 100 belediyenin almış. Şu anda en başarılı belediye 100 belediye arasına soktuğu için mi gitsin diyorsun? Mustafa Karadere 10 yıl içerisinde Esbiye'nin bütün altyapılarını tamamladığı için mi gitsin diyorsunuz? Derin deşarj projesini bitirdiği için mi gitsin diyorsunuz? Suyu ikinci bir defa komple elden geçirip, evet şu anda Esbiye'de su konuşuluyor mu? Yok konuşulmuyor. Onun için mi gitsin diyorsunuz? Mahalle yollarının %80'ini bitirdiği için mi gitsin diyorsunuz? Niye gitsin? Şu anda onu soruyorum. Ben soruyorum. Niye gitsin? Tutuyorsun 1 milyon liralık bir şirketi 10 yıl içerisinde 200 milyon değerine çıkardığı için mi gitsin diyorsunuz? Özel idare binasını satın alıp aldığınız için mi gitsin diyorsunuz? Bunlara sorsun esbi halkı. Niçin gitsin diye. Bir üst yapıları 2 defa, 3 defa altını üstüne getirdiği için mi gitsin diyorsunuz? Doğalgazı bir yıl içerisinde esbi halkıyla buluşturduğu için mi gitsin diyorsunuz? Devlet yatırımları. Bak gelelim devlet yatırımlarına. Cezaevinin nasıl yapıldığını, ne yapıldığını, ne zorluklarla yapıldığını biliyoruz, yaşadık. Cezaevini esbiye
Kazandırdığı için mi gitsin diyorsunuz? Karadeniz'in en güzel balıkçı barınağını Esbiya kazandırdığı için mi gitsin diyorsunuz? Soruyorum. İmardan yerler çıkarıp Esbiya'nın merkezinde şu anda 12 bin metrekare halkımıza 12 bin metrekare, halkımıza 3 bin metrekaresi otopark, 9 bin metrekaresi millet bahçesi yapma hedefinde olduğu için mi gitsin diyorsunuz? Çınarlık mezarlığımız var. Bizim bir tane Çınarlık mezarlığımız, 100 yıllık mezarlığımız. Çınarlık mezarlığımızın şu anda kapasitesini 2,5 kat artırdık. Karşısında 4 bin metrekare otopark koyduk. Otopark koyduk. 30-40 yıl belki de mezarlık işini çözdüğümüz için mi gitsin diyorlar. Ya bunların tek hedefi Mustafa Karadeniz'e gitsin, sonra bakarız diyorlar. Ya bunu Esbiya halkı müsaade etmez. 62 tane sıfır aracı 10 yıl içerisinde kazandırdığı için mi gitsin Mustafa Karadeniz'e? Sizin aracılığınıza söylüyorum. Düğün salonuna çıkalım. Canlı yayında tartışalım bunları. Yaptıklarının yapılmadıkları yaptıklarını. Ben söyleyeyim, rakamlar konuşur. Öyle atıp tutmayla bu işler olmaz. Algı operasyonlarıyla bu işler olmaz. Şu anda herkese iş, az söz veriliyorlar. Ben de diyorum ki, Esbiya Belediye Başkanı olarak şu anda seçilmiş biri ve adayı olarak şunu söylüyorum. Diyorum ki, ben bir gencimin, bir genç kardeşimin ubundunu çalarak belediye başkanı olmaktansa olmamayı tercih ederim. Vatandaşıma gözüne baka baka, bizleri konuk eden vatandaşlarımın gözüne baka baka, yalan söyleyerek belediye başkanı olmaktansa olmamayı tercih ediyoruz. Kesinlikle bunu altını çizerek söylüyorum. Bunlar çok önemlidir. Genç kardeşlerime sesleniyorum. Aldanmayın. Çok değerli genç kardeşlerim. Bu bir belediye seçimi, başka bir seçim değil. Belediye kanunlarla yönetilir. Belediye bütçesinin %40'ı personele ayrılır. Doğru mu? Doğru. Bu %40'ından fazlasını yapma şansı var mı? Yok. Zaten şu anda Esbiya Belediyesi'nin bütçesi %40 personele ayrılıyor. Bu 300-400 kişiyi nereye alacağız? Soruyorum şimdi size. Sizin aracılığınızda soruyorum. Neyi söz veriyorsunuz? Eski işçileri atacağım diyorsan atma şansı yok. Hepsinin kanun hakları var. Kadrolara alındı. Kadrolara girildi. Atma şansı yok. Nereye alacaksın? En fazla alacak olduğun 10 kişi, 15 kişi. Zaten biz sürekli ihtiyacı olunca belediyemizi alıyoruz. Tutup da bunu böyle olduğunu bile bile 300-400 kişiye sen nasıl sistem soruyorsun? Bu belediye seçimi. Bir genel seçim değil. Hükümet seçimi değil. Bir belediye seçimi. Olacak olduğumuz bir belediye başkanı. Yani siz nereye koyacaksınız bu 300-400 kişiyi? Yani her şeye umutla diyorlar. Algı operasyonları bir görseniz. Her şey toz pembe. Her şey toz pembe. Her şeylere. Yapmayın, etmeyin. Benim bu genç kardeşlerim için biz uğraşıyoruz zaten. Üçüncü organize sanayi kuruldu mu? Kuruldu. Şu anda çalışmalar devam ediyor mu? Diyor. Sürekli bakanımızla istişare halindeyiz. Sürekli bir an önce. Tabii büyük bir yatırım. Ama 3 yıl ama 5 yıl içerisinde inşallah organize sanayimizi kurar. O zaman zaten 3000-4000 tane işsizimize istihdam sağlanacak burada. Bu var elimizde. Kim attı bunun temellerini? Biz attık. Kim kurdu? Bizim zamanımızda kuruldu. Yeri belli, her şeysi belli. Yani siz muhalefet kanadından verilen sözlerin, verilen vaatlerin aslında bir algı operasyonu olduğunu söylüyorsunuz. Kesinlikle algı operasyonu. Ve şunu da söyleyeyim. Bak, sizin aracılığında bütün Esbiya halkının huzurunda şunu söylüyorum. 500 tane gencimize istihdam yaratacağını, belediyede iş vereceğini garanti etsinler. İspatlasınlar, ben adaylıktan çekiliyorum. Bu kadar açık ve net konuşuyorum. Ben bu adaylıkta sorumluluktan başka bir şey göremedim. Peki başka? 35 bin kişinin sorumluluğundan başka bir şey göremedim. Gece gündüz çalışmaktan başka bir şey göremedim. Her sabahtan 8'de işimin başındayım. Her sabahtan. Sayın müdürlerimizle toplantı yapıyoruz. Burada da sizin aracılığınızla da bütün belediye çalışanlarıma sonsuz teşekkürlerimi ediyorum. Çünkü ben bu yükün altından onlarla kalktık. Bu kadar büyük yüklerin altından onlarla kalktık. Ben hepsine huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet, buyurun.
Başkanım, CHP Belediye Başkanı adayı ile alakalı bir sorum olacak. Siz daha önceki konuşmalarınızda da Esbiye Belediyesi'ni devraldığımda 33 milyon borcu vardı dediniz. Sizin bu konuşmanıza istinaden de CHP Belediye Başkanı adayı aday tanıtım toplantısında değil 33 milyon, 17 milyon dahi borç bıraktıysam adaylıktan çekilirim dedi. Öncelikle bu konuyla alakalı bir açıklama yapacak mısınız? Elinizde bu konuyla alakalı bir belge var mı? Bak, sözlerin başında da söyledim. Biz rakamlara dayanırız. Hiç elimde bir şeyim var mı şu anda? Not, kağıdım var mı? Hayır. Yok. Niye? Biz bu olayların içinden geliyoruz. İçinden. Gece gündüz aşkla çalışıyoruz. Nereye, hangi taşı koyduğumuzu tek tek anlatırız. Bu saatler anlatır, günler alır. Tek tek diyorum. Nerede, kimin şu anda? 31 köyümüzün sorunlarını biliyoruz. Esbiyemizin sorunlarını biliyoruz. Mahallelerimizin sorunları hepsi. Benim kitapçığımda bunu açık olarak yazdım. Ve halkıma dağıttım bu kitapçığı. Yani açık olarak rakam yazılan bir kitapçıkta. Ben size soruyorum. Ya buna yalan söylenir mi ya? Benim hayatımda yalan yok. Burada 2013 yılının belgesi, 2013 yılının meclis tutanağı burada. Bak, 2013 yılının dedi. Borç ne kadar yazmış? 19.758.072. Ayrıntılarıyla yazmış. Bunu da bir de bu belediyenin internet sitesinde var. Yani biz geriye dönüp taradığımızda internet sitesinde var, tabii, bu evrağa ulaşabiliyoruz. İnternet sitesinde var. Ve bunu Esbiye halkımızdan isteyen gelir, belediyeden alabilir hakkı. Ne yazıyor burada? 2013 yılında 19.758.071. Ondan sonra da ne yaptı? 3 ay daha belediye başkanı yaptı. Bunun altına ne ekleyeceğiz? Tek tek söylüyorum. İşleri yapılmış. Bunların zamanında yapılmış. Faturası kesilmemiş, piyasa borcu. Oturdum 1,5 yıl bunlarla uğraştım. Sadece 1,5-2 yıl. Borç dengelemesiyle uğraştım. 2 yıl. Bu kolay değil. Bunu tek tek kendisi biliyor. Ne var bunun içerisinde? Mezbana, işatana yanlış yapılan işler için tekrar ihale yapıldık. Yanlış yapılmış, edilmiş. Tekrar çalışmıyor mezbane. Müdürlerimiz geldi. Dedi ki başkanım bunları yaptırmamız lazım. Kaçta tutmuş? 980.156.100 lira. O zamanın parasıyla. Burada mı? Burada. Ne var burada? Su boruları tahlillerinin iyi yapılmamasından dolayı ikinci defa su isale hattı yapımı için ödenen tutar. Bak bunda da hepsi yok yani. İşçiliği yok. Yaklaşık belediyenin kasadığından çıkan para ücret olarak 8.902.516 lira. Ya bunu Esbiye halkı bir defa yapılmış bu. Bu borular sağlam olsaydı, tahliller güzel yapılmış olsaydı, işler takip edilmiş olsaydı bu 8.900.000 liralık para harcanacak mıydı? Harcanmayacaktı. Topladığım zaman bunların hepsini 33.213.500 lira. Bunun neresine itiraz edebilirler? Yani siz diyorsunuz ki ben söylediğim sözü resmi olarak açıklıyorum. Resmi olarak açıklıyorum. Ben rakamlarla konuşurum. Ben öyle hayal mayal öyle şeylerle şey etmem. Benim kitabımda yok. Hesabını veremeyecek olduğum şey olmaz. Ben şu anda Esbi halkına hesap veriyorum. Niçin bazı şeylerde geç kaldığını Esbi halkının bilmesi gerekiyor. Biz diyorlar ki her mikrofonu ağzına alan rakiplerimiz, isim önemli değil. Biz birleştirici olacağız, bütünleştirici olacağız. Ya insaf ya. Kimi ayırdık biz? Herkesi kucaklıyoruz. Herkesi, her kesimi. 80 kilometre beton yol yaptık. Bir vatandaşımız geldi, beni ayırdı desin. Kimi kucakladık? İnsaf ya. Herkesi kucaklıyoruz. Özel menfaati olan, belediye üzerinde hesaplar olan insanlar hesabını göremediği zaman karşımızda oluyor. Bu zamana kadar bu tüysüz yetimin hakkını korudum. Bundan sonra da bedeli ne olursa olsun korumaya devam edeceğim Esbiye halkını. Bunun adına ayrışma denmez, birleştireceğiz. Biz zamanında son 5 yıldır
9 tane bizim, 6 tane de muhalefetin belediye encümenleri var. Çıksın açıklama yapsın. Başkanımız şunu yanlış yaptı. Başkanımız bunu yanlış yaptı deyin. Kendileri beraberce muhalefet diyorum. Onun listesinde de var şu anda. Onun listesinde de benimle çalışan arkadaşlar var. Bak, örnek veriyorum. Şu anda Esmi'ye bir tane otogaleri yapılıyor. Otogaleri yapılıyor şu anda. Yapılıyor. Belki de Türkiye'de en uygun otogaleri sitesidir. Esnaflarımız açısından helal hoş olsun. Her türlü desteğe veririk. Her türlü desteğe verdik. Otogaleri sitesi meydana çıkıyor şu anda. Her türlü desteğe. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Onun içerisindeki esnaf kardeşlerimiz onun şu anda belediye encümeni ya. Nasıl ayrıştırma? Biz bunları yine bağrımıza basacağız. Bizim kardeşlerimiz. Herkesin siyasi görüşü farklı olabilir. Yok iş adamlarına istihdam sağlayacak engel olmuşuz. Bir tanesini ispatlasınlar. Tek bir tanesini ispatlasınlar. Bizim mezbahanenin yanına tekstil fabrikası kuruldu hazinenin yeri üzerinde. Her türlü destek verdik. Şu anda o kardeşimiz de onun belediye encümeni. Biz siyasi görüş odur budur yuluk yapmadık. Kim 10 kişilik istihdam sağlarsa bizim başımızın üstünde yeri var. Sırtımızda gezdiririz. Şu anda bir tane palet fabrikası yapılıyor. Sorun kendisine. Her türlü desteğe veriyoruz. Kendisi Rizeli tanımam. Geldi Esmer'e yatırım yapıyor. Tekstil fabrikalarımız var. Gidin sorun. Her türlü desteğe veriyoruz. Bu kardeşlerimize her türlü desteğe veriyoruz. Ama Esmer'de biz hazine yerinin az olmasından dolayı yatırımcıları çekemiyoruz. Doğru. Şimdi diyorlar ki bir olay var. Esmi halkımla da bunu paylaşmak istiyorum. Fındık fabrikasına ben ruhsat vermemişim. El insaf. Bir ruhsat başvurusu var mı? Yok. Tarım arazisine fındık fabrikası yapılır mı? Size soruyorum Esmi halkı. Tarım arazisi gösterdiği yer tarım arazisi. İlk önce tarım arazisine çıkarılması gerekir. Sonra imar uygulamasını yardımcı olunur. İmar fındık fabrikasını yapalım. Sen şimdi tarım arazisine çıkmamış. İmar uygulaması yapılmamış yere nasıl ruhsat veririz ya? Burası kanunlarla yönetilir. Ya bu milletin algı operasyonunu yapmaya kimsenin gitmesin. Rica ediyorum. Algı operasyonu yaptıkları hepsi algı operasyonu. Bir tane ya. Bir tane gelsin iş adamı bize müracaat ettim. Bana engel gösterdi diye. Biz başımızın üstünde yeri var iş adamlarının ya. Böyle bir. Bunlar da Esmi halkıyla paylaşmak istiyorum. Sürekli algı operasyonu, sürekli karalama kampanyası, sürekli şey ya. Niye? Esmi Belediyesi'nde şu anda hedeflerimiz var bizim. Ben şunu merak ediyorum o zaman. CHP Belediye Başkanı da çok iddialı bir cümle kullanmış oldu. Evet. Yani bu söylediğiyle adaylıktan çekileceğim çok ciddi bir cümle, çok ciddi bir iddia aslında. Ve sizin bu konuşmayı resmi evrakla açıklamanızın ardından bir istifa gelecek mi merak ediyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Gerçekten istifa edecek insanlar, gerçekten istifa edecek insanlar istifa eder. Ama bunlar için fark etmez. Yarın bunlar bir kılıf uydururlar. Bunun da mı bir algı operasyonu oldu? Algı operasyonu. Buna da yarın bir kılıf uydururlar. İşte der ki sporları benim zamanımda yapılmadı der. Kimin hatası? Esmi halkına soruyorum. Bu boruların analizi yapılmış olsaydı, laboratuvar analizlerini... Bak ben bizim zamanımızda yapılan boruları ben Almanya'da laboratuvar analizlerini yaptırdım. İstanbul'da laboratuvar 3-4 tane laboratuvara gönderdim aldığım boruları. Ondan sonra karar verdik hangi fabrikadan boru alacağımızı. Kolay işler mi bunlar ya? Bunlar kolay işler mi? Burada 35 bin kişinin sorumluluğu var. Sen bunları yapmış olsaydın, bu borular patlamamış olsaydı, şu 8 milyon 902 bin lira bedeli biz ödeyecek miydik? Yok. Size sorayım. Ödenecek mi de? Yok. Mezbaneyi güzel şekilde yapılmış olsaydı, planlı bir şekilde yapılmış olsaydı biz 980 bin lira ödeyecek miydik? Yok. Geçmişe dönük borçlar da belli. Ödediğimiz yerler de belli. Faturalar da belli. Gelen faturalar da belli. Eksiklerden gelen faturalar da belli. Ya biz belediye başkanı olduğumda günlerce telefonum çaldı. Yüzlerce telefonum çaldı. Başkanım benim parayı ne zaman ödeyeceksin diye ya. Bunlar basit işler mi? Başkanım böyle bir belediyeyi devraldığınızda bu tüm krediler aldık, onları aldık, bunları aldık. Hepsini ödeyerek geldik bu noktalara. Ya ne yaptım ben dediniz mi hiç geri dönüp? Ne yaptım değil de ben böyle olduğunu bilseydim kesinlikle aday olmazdım. Açık ve net insanım ben.
Çünkü benim şeyimde başarısızlık yoktur. Çalışmayı seviyorum. Çünkü insanoğlunun ömrü kısa. Bu kısa ömürde vatanımıza, milletimize, bizi bu hale getiren insanlarımıza hizmet etmektir bizim görevimiz. Hizmet. Biz 58 yaşındayız. Küçük değiliz ki. Küçük değiliz ki. Ha, gençlere düzgün bir belediye bırakmak, düzgün bir yapı bırakmak, her şey şeffaf ve açık. Ben 10 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. 10 yıllık yaptığım belediye başkanlığı döneminde benim belediye encümenimin her şeyden haberi var. Her şeyden. Açık ve şeffaf. Geçmiş dönemde benim de meclisimde çalışan arkadaşlara soruyordum. Bunu nasıl yaptınız diye. Bu kadar yeri niye sattınız diye. Başkanım derdi. Maaş ödeyemiyoruz. İşçiler mağdur olacak diye bize bir şeyler söylüyorduk. Biz de satış imzası atıyorduk dedi. Piyasaya borcumuz var. Piyasaya borcumuzu ödeyemiyoruz. Satıyoruz dedi. Ya bunlar nerede satmak ya? Şu anda da imardan yerler çıkardık. Ben SBI halkıyla bir şey paylaşmak istiyorum. Geldik. Komple tarımdan çıkardık. SBI'yi büyütmenin hedefleri budur. Komple ilk önce tarım arazisinden çıkardık. Komple SBI'nin imarını yaptık. Komple haritasını çıkardık. Komple yolunu, iznini, okul yerini, park yerlerini, bahçe yerlerini hepsini komple çıkardık. Plan ve projeler dahilinde caddelerini açarak mezarlık yeri ihtiyacı varsa mezarlık yeri, okul ihtiyacı varsa okul yeri, park ihtiyacı varsa park yeri, otopark ihtiyacı varsa otopark yeri. Tabii eskilere daha dokunamıyoruz. Ne varsa satmışlar, cadde sıkışık. Esmiye'nin caddesi sıkışık. Bunların yüzünden oldu. Zamanında bunlar da bu planlamaları yapsa, adaletli şekilde bu planlamaları yapsa, Esmiye'nin önünü atsalardı, bu sıkışıklık olmadı bu caddelerde. Esmiye Belediyesi ne? Son 10 yıldır mı Esmiye Belediyesi oldu? Yok. 60 yıldır Esmiye Belediyesi var. Mahalle yolları niye yapılmadı bu zamana kadar? Niye halkımız çamura bastırıldı? Toprakla şey yaptı. Soruyorum şimdi size. Niye bu geniş caddeler bırakılmadı zamanı? Niye park yerleri bırakılmadı? Soruyorum size. Niye okul yerleri bırakılmadı? Okul derken Milli Eğitim Müdürlüklerine her yıl yaklaşık 1000 lira, 1 milyon lira destek veriyorum. Okullarımızın bahçelerine halı sahalar yaptırıyoruz. Çocuklarımız her türlü ihtiyaçları, sosyal etkinliklerin her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Peki şunu sormak istiyorum başkanım. Son dönemde özellikle sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan, çok konuşulan bir konu daha var ki mezarlıklar konusu. Evet. Bu konuya da bir açıklık getirir misiniz? Şimdi sosyal mezarlıklar konusu, bizim bir tane mezarlığımız var burada. Merkez mezarlığımız, Çınarlık mezarlığı dediğimiz mezarlık. Yaklaşık, onun da ben haritasını istersen çıkarayım. Şurası mevcut yer, mevcut mezarlığımız. Anlatabiliyor muyum? Şurası mevcut mezarlık. 100 yıllık bir mezarlık. İmar çalışmaları yapılarak buraları, şuraları, şöyle, şu şekilde. Yani mevcut mezarlığımızın 2,5 katı şey yaptık. Mezarlık yeri kazandırdık. Ve 4 bir tarafı yol. Açtık. İmar çalışmaları. Burası büyüyünce mezarlığımız dedi ki bu araç çekmeli yerleri olması gerekir. Buraya da 4000 metrekare bir otopark yeri yaptık. Mezarlığımızın tam karşısına. Bu otopark yerimizin içerisinde de ileride küçük bir mescit, bir bayanlar erkekler için mescit, abdesthaneleri, lavabolarını koyacağız. İnsanlar arabasını çektiği zaman abdestini alıp mezarlığına gelsin diye. Bayramlarda, seyranlarda. Şimdi buradaki asas sorun şu. Biz bunları mezarlık yerlerini yaparken tabii birilerine dokunuyorsun. Birileri diyor ki sen benim diyor yerimi diyor mezarlık yeri yapma da diyor. Park yeri yap da diyor. Benim diyor sitenin diyor park alanları olsun diyor. Tamam mı? Hı hı. Yok. İhtiyaç varsa biz adaletli şekilde herkesten eşit şekillerde verir. Mezarlık yeri veya yaklaşık Esmen'in 40 yıllık. Hı hı. Bunlar ne yaptılar? Çam Mahallesi mezarlık bir araya geldikleri için bunlar diyorum. Şu anda bir araya geldiler. Geçmiş dönemde birbirlerine ağza alın, ben terbiye müsaade etmez. Birbirine ağza alınmayacak sözler söyleyenler şimdi bir araya gelmişler, hep beraber olmuşlar. Mustafa Gredere'yi kesine tutuyorlar. Ey Esmi halkı. Ne yaptılar? Çam Mahallesi'ndeki mezarlık yerini imar açıp konut çevirdiler. Konut yaptılar. Ey Çam Mahallesi halkım.
Sormadınız mı benim bu yerim, mezarlık yerim bana lazım? Aynı zamanda Çam Mahallesi de Esbi halkının. Esbi'nin ortak mezarlığıydı. Sormadınız mı? Bu mezarlık yeri benim hakkım. Niye sattınız, imar açtınız? O yanlarında tekrar o kadar binalar yapıldı. İmar açıldı. Nerede hani bir tane mezarlık yeri var mı? Yok. Ne yaptılar? Sattılar. Ya bunların ben neresinde şey diyeyim? Deveye sormuşlar. Benim nerem doğru? Ya bunları yaptığı hiç doğru değil ki. Bunları böyle şekilde konuşunca hop oturup hop kalkıyorlar. Hop oturup hop kalkıyor. Gereği yok yok. Bunlar resmi rakamlar. Çıkın delikanlıca. Çıkın diyor ki biz geçmişte bu hataları yaptık. Ey Esbi halkı özür dilerim. Ben de kendime bundan sonra belli çeki düzen vereceğim. Siz bana daha başarılı olurlar belki de doğru konuşsan Esbi halkı. Biz sattık. 8200 metrekare yeri sattık. Değil. Özür dilerim sizden de. Çocuklarınızın geleceğini sattık de. Çocuklarınızın park alanında oyun alanlarını sattık de. Otopark çekilecek yerleri sattık de. Özür dilerim sizden de. Çok özür dilerim de. Sattık de. Ama bundan sonra satmayacağız. Daha güzel hizmetler yapacağız de. Daha inandırıcı olursunuz. Satmadık diyemiyorlar. Çünkü ada ve parsel numaralarıyla. Ada ve parsel numaralarıyla beraber elimde kayıtları. Açabilirim size. Kayıtları da verebilirim. Hepsi net. Rakamlar da net. Rakamlar da net diyorum. Şimdi çakıl kırma tesisleri. Esbi halkına söylüyorum. Benden önce de 30 yıldır çakıl kırma tesisleri vardı Esbi Belediyesi'nin. Ama ben belediyeyi aldığımda çakıl kırma tesisleri işlemez bir duruma getirmişlerdi. Yoktu. Kepçenin biri Trabzon'daydı, biri Ankara'daydı. Çalışmıyordu. Biz bu tesisleri aktif hale getirdik. Beton santralı kurduk. Ve bugün 200 milyonluk bir şirket oluşturduk. Bu şirketi kurmamış olsaydık 80 kilometre yolu betonlayamazdık. Ve borçsuz harçsız yapıyoruz. Evet. Esbi halkımız bunları biliyor. Bizim anlatmamız gerekir. O yüzden diyorum Esbi halkımıza yani. Bu gerçekleri üzerinde düşünün. İnsanların siyasi görüşlerine ben saygı duyarım. Her türlü. Geçen gün İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı geldi. Bir bürosunun açılışı yerdi. Seçim bürosu açılışı yerdi. Davet ettiler. Gittim. Dedim ki makası beraber keselim dedim. Başkanım olur mu dedi. Hatta dedi işte ben herkesin belediye başkanıyım. Çünkü CHP ilçe binasının açılışında da vardınız. Evet. Ayrıca ben herkesin belediye başkanıyım. Belediye başkanı. Herkesin bir belediye başkanıyız. Bütün siyasi partilerin, görüşteki insanların belediye başkanıyız. Var mı böyle bir şey ya? Ayrımcılık nedir? Ama bu gerçekleri söyleyince, bunları yaptıklarını yüzlerine vurunca ayrımcılık oluyor, dışlama oluyor. Ne dışlaması ya? Bu gerçekleri de sürekli söyleyeceğim. Halkımı bilinçlendireceğim. Halkım gerçekleri versin, söylesin. Ondan sonra şey yapsın. Ben samimi söylüyorum bunları yani. Rakamlar hepsi net elimizde. Sonra şu anda o zaman Mali İşler Müdürlüğü yapan kardeşim. Bana bu bilgileri veren şeydi. Şu anda Milliyetçi Hareket Partisi'nde belediye encümeni. Çıksın açıklama yapsın. Başkana bunu demedim desin. Rakamlar böyle değildi desin. Yapsın kendi. Onlar yapsın açıklamayı. O rakamları bana onlar verdi. Resmi rakamlar. Devletin resmi rakamları oynayamasın. Herkes biliyor bu gerçekleri. Siz diyorsunuz ki benim ağzımdan çıkan her kelimenin arkasında resmi evrağı belgesi vardır. Var, hepsinin var. Hepsinin var. Kesinlikle hepsinin resmi evrağı belgesi var. Başkanım şu konuda çalışmalarınızı takdir etmek istiyorum. Karadeniz sahil bölgesinde örnek belediyecilik konusunda öncülük yapmaktasınız. Tüketen değil, üreten bir belediye anlayışına sahipsiniz ve Esbiye Belediyesi'ni de bu anlayışla yönetiyorsunuz. Ve en önemlisi hep konuştuğumuz gibi bu bölgede borçsuz artık kasasında da parası olan bir belediyesiniz. Evet. Bunu nasıl başardınız? Şimdi şunu söylüyorum bak. Bunun başarma nedeni şu. Bir ticari olarak istersen aileni yönet. İster aileni yönet. Kendi ailenin içerisinde bir gelirler vardır, bir de giderler vardır. İstersen belediyeyi yönet. İstersen özel şirketini yönet. İstersen devleti yönet. Hiç fark etmiyor. Büyüdebildiğin kadar büyüt bunu. Ekonomi bir kuralı vardır. Bir gelirler vardır, bir giderler vardır. Gelir gider dengesini sağlarsan ve devamlı da üretirsen, çalışırsan, üretirsen, üretime ağırlık verirsen bu işler olur.
Yok yoksa bizim ekstradan bir şeyimiz yok. Uzaydan bir şey etmedik. Yani ekstra bir akıllı da insan değiliz. Ama işimizi takip ediyoruz. Ne diyorum? Her zaman 8'de ben belediyedeyim. Personelimle beraber belediyeye geliyorum. Her zaman müdürlerimle istişare yapıyoruz. Ne yapabiliriz, ne üretebiliriz, insanlarımıza ne verebiliriz? Yatırım yaparken de Esbiye halkının geleceğini rikse atmadan yapalım diyoruz her şeyi. Çünkü niye? Rikse atarsan bir anda burayı durdurursak Esbiye halkına hizmet yapamayız. Sosyal belediyeciliği yapamazsın. Bu yolları yapamazsın. Bu dün salını yapamazsın. Esentepe Parkı'nda diyorum. Şu anda Esentepe Parkı'nda bir büyük bir projemiz var. Sosyal tesis projesi. İçerisinde pide salonu, kafesi olan, güzel restoranlar olan, barlık restoranı hepsinin içerisinde olan kapalı çocuk parkı, çocukları bırakmak için kapalı çocuk parkı, otoparklarını zaten şey yaptık. Açık parkları olan güzel bir tesis, sosyal bir tesis yapalım ve 12'ye hizmet etsin. Vatandaşımız hizmet etsin diyoruz. Ekonomik olarak güçlü olmadan bunu yapabilir misin? İşletmesini de Esbiye Belediyesi kendisi yapsın ki Esbiye halkıyla şey yapsın diyoruz. Başkanım şimdi gelelim önümüzdeki 5 yıllık sürece. Kısa süre önce bir tanıtım filmi yayınladınız. Evet. Önümüzdeki 5 yıllık sürede Esbiye için plan, proje ve çalışmalarınızı anlattınız. Evet. Ama biz bu çalışmaları bir de sizden dinleyelim. Birazdan az önce söyledim. Bahsettiniz. Bahsettim. Bir defa hedefim 2 yıl içerisinde mahalle yollarımızı tamamlamak. Bir defa yol işini konuşmamız lazım. Ara yollar dahil. İnsanlarımızın evinin ulaştığı her yere bu mahalle yollarımızı bir defa tamamlamak. Bir defa insanlarımız rahat etmesi için ayağını çabuk bir. İkinci hedef Adabük mahallemizde şu anda doğalgaz çalışmalarımız başlayacağız önümüzdeki de. Adabük mahallemizin bütün doğalgaz çalışmalarıyla beraber altyapı çalışmalarını tamamlamak. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde. Bak 2 yıllık hedef diyorum. Bak 5 yıllık demiyorum. Adabük mahallemizde komple hedef. Adabük mahallemizi lütfen bir gezmenizi istiyorum. Yani bu altyapı çalışmalarını yapmadan şu anda bir konuşamazdık. İnan DS'nin orada öyle bir çalışma var ki bir görün. Çünkü sel basıyordu Adabük mahallemizi. Adabük mahallemizi sel basıyor. Güzdek Deresi diye bir şeyimiz var. %100'de tamamlamadık. İnşallah bunu da %100'ünü tamamladıktan sonra Adabük mahallemizi sel problemlerine çektik. Ondan sonra da doğalgazını da altyapısını tamamladıktan sonra Adabük mahallemizin tamamı kanalizasyon üst yapısını tamamlamak Adabük mahallemize doğru da zaten şehrimiz büyüyor. Gelevara Deresi'nin Nurettin Canikli Köprüsü'nden yukarıya da mezbahanenin oraya kadar da derenin her iki tarafını aynen Devlet Su İşleri şu anda ihalesini yaptı. Çok büyük proje. Karşı tarafında ihalesini yaptırdıktan sonra oraya bir köprü yaptırmak karşıdan. Karşıdan şehri karşıya bağlamak. O iki köprünün arası yeni yapılan köprüyle Nurettin Canikli Köprüsü arasını derenin iki tarafında aşağısı gibi gelin gibi süslemek. İnsanlarımızın yürüyüş alanları yani yapmak. Esbiye merkezde 12 dönüm metrekare imardan bir arsa çıkarıyoruz. Çıkarıyoruz. Onun 3000 metrekaresini otopark, 9000 metrekaresini millet bahçesi. Her kesime hitap edecek. Çocukları rahat içerisinde gezebilecek oldukları alanlar, oyun alanları, piknik alanları, çocuklarımız işte park alanları, oturacak oldukları yerler. 12 bin şehrin merkezinde bir yerimiz. Onu faaliyete geçeceğiz. O 5 yıllık hedefimiz. Az önce de anlattım. Esentepe Parkımızı kesinlikle oraya bir sosyal tesis içerisinde pide salonları olan, kafeleri olan, gençlerimiz için kafeleri olan, restoranları olan bir sosyal tesis. Onun içerisinde çocuk oyun parkları, kapalı oyun parkları, açık oyun parkları kombinasyon şey etmek, o bölgeleri etmek. Hatta orada bir balıkçı barınağımız vardı Esentepe Parkı'nda. Onu da resmi olarak kaldırdık oradan. Bunlar kolay işler değil. Resmi olarak kaldırdık. Oraya deniz bisikletleriyle beraber orayı güzel yine yapmak. Sosyal ve bir tesis yapıp ve burayı 12 ay halkımın hizmetine açmak. Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde şu anda yağmur yağdığı zaman bak işte bu da bunun eseri. Narın eseri. Yağmur yağdığı zaman şu anda şey yapıyoruz. Plan yapılmadığı için altları beton yapılmadan o taşlar döşenmez. O taşlar genellikle döşendiği yerler insanların araçlarının girmediği yerlerde olması gerekir. Süsemar.
Şu anda ne yapacağız oraya izmirse komple o caddeyi sökeceğim. Caddeyi de biraz her taraftan 10'ar 15'er santim açacağız. Genişleteceğiz. Şeydi. 10'ar 15'er edeceğiz. Işıklandırmasını boydan boya nereden dedi? Şu anda emniyetin lojmanlarından ta Esentepe'ye kadar. O bizim bir caddemiz var. Gazi Mustafa Kemal Caddesi. Hı hı. İlk caddemiz. Orayı komple ışıklandırıp ve oraya sıcak asfalt yapmak bir yıl içerisindeki hedef. Biz planlarımız, projelerimiz şeydi. Bak, bir yıl içerisindeki hedefimiz. En az 6-7 tane çocuk parkı yapmak şehrin merkezi müxtelif yerlerinde. Bunların da yerleri yavaş yavaş bulun. Şu anda 3 tanesi neydi? Bunların 2 tanesi Adabük'e. Esentepe 2 tanesi. 3 tanesi de şehrin merkezi. 3-4 tanesi de şehrin merkezinde. Çocuklarımızın, insanların oturup zaman geçecek oldukları yerleri yapmak. Ya, hem de kolay ulaşım sağlamak. Tabii kolay ulaşımı sağlamak. Hı hı. Bir yandan da modern bir kütüphane projemiz var. Yeri hazır. Bakanlıklarımızla görüşür. %50 beraber ortak yine yapacağız. Modern bir kütüphane. Kütüphanemizin içerisinde de bir tane eğer sayarsın. Çocuklarımızın güzel kafeleri içerisinde her şey girdiği zaman orada dersleri rahat çalışacak oldukları bir kütüphanemiz. Yarı olimpik yüzme havuzu. Çok iyi. Bak yarı olimpik yüzme havuzu yerimiz zaten hazır. Adabük'te sosyal bir yerde orada spor tesislerimizin olduğu yerde. Oranın da etrafını şu anda çevirdik. Orayı komple spor kompleksi olarak şey. Onu yaptıktan sonra da minyatür halı saha yapacağız. Yapacağız oraya bir tane. Minyatür basket, voleybol sahaları yapacağız oralara. Orayı bir komple çocuklarımızın her işlettikleri spor kompleksi haline getireceğiz. Yarın olimpik yüzme havuzumuz. Ya en büyük projelerimizden bir tanesi. Ya bu idealimiz. Bu idealim diyorum bak. İdealim nedir? Biz bunu planlıyoruz. Bunlar şimdi internetten proje alıyorlar. Proje olarak millete yansıtıyorlar. Şimdi, yani İdealim diyorum. Gelevara Deresi ile Yal Dere arasını düşünün. Komple düşünün. O iki derenin arasını, 100 metre derinliğini düşünün. 80 ile 100 metre arasında derinliğini düşünün. Dolgalanı oluşturulduğunu SP'de o alanın da komple sosyal tesisle donatıldığını düşünün. Mini top sahaları, halı sahalar, bisiklet alanları, oyun alanları, piknik alanları SP'nin önünü açacak. Biz bunların 3 yıldır uğraştık. Bütün izinlerini aldık devletten. Bak bütün izinlerini alındık. Yaklaşık plan, proje, paraları 3 milyon liraya yakın masraf ettik. Altyapımız da hazır diyorsun. Altyapısı hazır. İnşallah Ulaştırma Bakanlığımızla beraber giderek, gelerek Cumhurbaşkanımızla tabii çok büyük bir proje olduğu için eğer onu başladı da bu hedefe ulaştırsak SP'ye yetiyor. Ne diyorum? Bizim ideallerimiz var ya. Hedeflerimiz var. Gerçekten söylüyorum yani. Bunlar şimdi düşünüyor. Ha biz bunları bu zamana kadar niye tanıtmadık? Soruyorum. Niye tanıtmadığımızı söylüyorum. Çünkü bu altyapılar kolaylıkla olmuyor. 3 yıl uğraştık. 3 yıl uğraştık. Evet. Şimdi ideallerimden bir tanesi şu anda Erecek'te bir kaynak suyunu takip ediyoruz 2,5 yıldır. Bak ilk defa söylüyorum. 2,5 yıldır Erecek'teki kaynak suyunu takip ediyoruz. Eğer o hedeflerimize ulaştırsak onu da SP'mize kazandırmak istiyoruz. Ha, şimdi Yaldır'da Çağlayan'da bir kaynak suyumuz var. Şu anda SP Belediyesi'ne ait. Karayollarından izin alamadığı için proje iptal oldu. Şimdi iptal olmuş projeyle ilgili ben Yaldır'daki suyu. Ya sen bir araştırsana ya. Araştırsana. Karayollarından izin çıkmıyor. Karayollarından başka yerde de bu projenin yapılma şansı yok. Şimdi anlatmıyorum. Oradaki Çağlayan suyu ile de ilgili başka bir projem var. Şu anda açıklamıyorum. Hedeflerimiz var bizim, ideallerimiz var. Çünkü üretmeden bir şey olmuyor. Üretim. Kaç kişi istedi bu Çağlayan'da kaynak suyunu devrettiği? Veremeyiz. SP halkının hak elde edilmiş. Belki de ileride oraya bir su tesisi yapacağız. SP Belediyesi'ne ait bir su tesisi yapacağız. İdeallerimiz var bizim. Yani şimdi bir de şunu söylüyorum yani. Şimdi bunlar ben bu akşam konuştum. Ya yarın süsleriler kendilerine mal etmeye çalışıyor. Ya algı operasyonu. Ya biz gece gündüz çalışıyoruz ekibimle. Ekibime de ben teşekkür ediyorum. Profesyonel bir ekiple çalışıyoruz.
Sadece samimi söylüyorum yani. Polislerle bir ekiple çalışıyoruz. Kendilerine ben huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Bu hedeflere de ulaşmak için acele etmiyoruz. Şu anda ne yapıyoruz? 4 megawattlık güneş enerjisi yapıyoruz. Güneş enerji tesislerini yapıyoruz. Güneş enerji tesisleri. Ha, yakında ihaleye çıkacağız. Bu ne demek bu? Şu anda kuyulardan çekiyor Espe Belediyesi değil mi? Her ay 1,5 milyon lira yaklaşık elektrik parası ödüyoruz yaklaşık. Değişiyor. 1,300, 1,400, 1,5 arasında. Her ay. Bak kuyulardan çıkıyor bu kadar elektrik parası. Türkiye'de kuyulardan su çekerek, elektrikle kuyulardan su çekerek Türkiye'de iddia ediyorum en ucuz, bak en ucuz suyu satıyorum. Halkımıza veriyoruz. En ucuz suyu veriyoruz diyorum. Halkımıza hizmet olarak. Çünkü her ay 1 ile 1,5 milyon lira finansman desteği veriyoruz. Diğer kaynaklardan suya veriyoruz. Şimdi çıkıyor, yalancılıkla suçluyor. Güce Belediyesi ile değil, Yaldıra Belediyesi'nde daha ucuz su diyor. Ya Güce Belediyesi ile Yaldıra Belediyesi kuyulardan su çekmiyor. Elektrik parası ödemiyor. Ben elektrik parası ödemesem ben hiç su parası almayacağım. Espri halkından ya. Bunlar ne diyor? Ha bunu ne yaptık? Eğer güneş enerjisini valide geçirdikten sonra, güneş enerjisi kendi borcunu ödedikten sonra ne yapacağız? Kendi elektriğimizi üreteceğiz. Elektrik para ödemediğimiz zaman da belki de 5 yıl, 10 yıl suya zam yapmayacağız ya. Bu faaliyetlerden sonra. Bizim ideallerimiz var herkese. Niye? Çünkü Espri halkının tamamı kullanıyor bu suyu. Bir katkı olsun diyoruz. Şu anda Espri halkımızın parçalatçılarından para toplamıyoruz. Yıllarca. Mezbanede mal alıp satınlardan para toplamıyoruz. Hizmet yeri, para kazanmak yeri değil. Bunları da zamanında pazar yerine bir parke yaptılar. Pazarcı esnaftan parkeyi parasını vermedi diye pazarcı esnafın önüne dozerleri çektiler, kepçeleri çektiler. Bunu esnaf unuttu mu sanıyoruz? Bizim ideallerimiz var, hedeflerimiz var. Hedeflerimiz bunlar. Gece gündüz çalışmak, bir şey üretmek, insanları refah seviyesini yükseltmek. Ama bunlar yavaş yavaş oluyor. Altyapıları olmadan ben şimdi 3 yıllık bir süreç içerisinde Kelevara Deresi ile Yaldır arasındaki bu projenin izinleri almasaydım burada bugün konuşabilir miydim? Ama onlar bir kağıt üzerinde çiziyorlar internetten. Hedefim bu diyorlar. Hedef nasıl ulaşılacak? Altyapısı nasıl olacak? İzinler nasıl alınacak? Ben yaparım. Ya ben yaparım demeyle hiç yapılmıyor ki. Senin yaptığın bir şey var mı? Göster bir tane. Yaptığın bir şey göster. Hastanemize insanlarımız hızlı bir şekilde hizmet alsın diye belki de Türkiye'de ilktir. Belediye olarak hastanemize destek veriyorduk. Araçlarına, gereçlerine. Bundan sonra da ihtiyaç olduğu zaman vermeye de devam edeceğiz. Her türlü destek vermeye devam ediyoruz. Her konuda, herkese. Tutuyorsun, ondan sonra diyaliz ünitesi kuruldu. Altyapılarını yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Balıkçı barınağı yapıldı Espiye'ye. Emeği geçen herkese, milletvekillerimize, il başkanımıza, cumhurbaşkanımıza, herkese teşekkür ediyor. Ben yaptım demiyoruz. Biz yaptık diyoruz. Bir ekip çalışmasıdır bunlar. Yok yoksa biz yaptık, ettik demiyoruz ki. Bugün Espiye Erecek arası karayolların ağına alındı. Belki de Türkiye'de ilktir. İlerisinde belde, ilçe olmadan karayolların ağından ağındı. Çok hızlı çalışmalar devam ediyor. İnşallah 2 yıl içerisinde bu çalışmaların tamamı biter. Bindiğimiz zaman arabamıza Erecek'e 45 dakikada gideriz. Şu anda idealimiz Erecek'ten sonra Karavacık arasının yolunu beton yapma komple bu sene 5 kilometre yapacağız Allah izin verirse. Sayın Valimizle, Sayın Milletvekillerimizle görüşüldü. Bunlar planlandı. Ondan sonra orası bittikten sonra Espiye Karadona arasında yapmak. Hedeflerimiz, yerlerimiz niye? Karadona'da şu anda bir gölet yapıldı. Bak, gölet projesi yapılıyor. Ne demek gölet projesi? Bu gölet projesi tam bittikten sonra o yollarda yaptıktan sonra turizme açılmak, gölet projesinin yanlarına sosyal amaçlı testler yapmak. Bu altyapı yapmadan olur mu bunlar? Yok. Yedi dermenleri faaliyete geçirmedi. Yedi dermenler bilmem ne. Ya yedi dermenlerin bir sel oldu, afet oldu. Yol mu var da faaliyete geçireceğiz yedi dermenleri? Yol bittikten sonra ideal bir şekilde yedi dermenlerin işletmesini Espiye Belediyesi aldı. Kendisi aldı. Ücretini ödeyerek aldı o arkadaşlardan. Çalıştırmadığı için aldı. Orayı da sosyal olarak açacağız. Kendi ormanı diyorlar. Kendi ormanının yolu mu var mı? Var mı yolu? Yok.
Her şey hep bir şey yapıyor. Çürüttü diyorlar. Kent ormanının yolu var. Kent ormanı Keşap tarafından bir ideal görüşüyoruz Sayın Bakanımızla beraber. Keşap tarafından bir yol yapılması lazım. Mevcut yolunda yapılması gerekir tekrar. Ya bunların şehrin merkezindeki işlerinden başımızı kaldıramadık ki. Kale projemiz var. Bakanımızla, Sayın Bakanımızla da görüştük. Bize de özel mülkiyet var kalenin etrafında. Özel mülkiyetler var. Onlarla oturacağız, konuşacağız. Ya bunlar hemen ben yaptım da olmuyor. Yavaş yavaş oluyor her şeyler. Bizim ideallerimiz var. Ya örnek veriyorum. Karasay yolunu yaptık şurada. Karasay yolu eski. Kirasun yoluydu. Esentepe'den giden yolu. Ya orada bizim 4 tane makinemiz 4 ay 5 ay çalıştı. Kayak. O yolu geliştirdik. O yolu beton yaptık. Yani hayal edemeyecek oldukları işler yaptık. Diyor işte. Ne alıyor mikrofonu eline. İşte biz ne yaptık? Karavacık şenlikleri yaptık. Karavacık şenlikleri bir pide festivalini öldürdü. Ya bu Allah'tan korkar insan ya. Bu 10 yıl içerisinde şehitlerimiz asker şehitlerimiz oldu. Şehitlerimiz varken ben şenlik mi yapacaktım? Pandemi sürecinde annemizin babamızın yanına gidemedik. 2,5 yıl pandemi süreci varken şenlik mi yapılırlar? Sel afeti oldu. Şehitlerimiz oldu selde. Sel afetinde şenlik mi yapacaktık? Size soruyorum. Deprem oldu ülkemizde. Dünyanın en büyük yüz ölçümü olarak, dünyanın yüz ölçümü olarak, genişlik olarak dünyanın en büyük depremlerinden birisi oldu. Bir yıl boğazımızdan ekmek geçmedi. Hayaletler devam ediyor bu insanlarımızda. Bu insanların böyleyken biz şenlik, türkü mü çağıracaktık? Bunların, ha, fırsat buldukça da festivallerimizde yaptık. Karavacık'ta da yaptık. En ünlü sanatçıları getirdik, insanlarımızla buluşturduk. Ama fırsat buldukça yaptık. Ha, o konuyu da açmak istiyorum. Şenlik yaptık diyorlar ha. Şenlik yapmadan önce, şenliğin tarihi belli oluyordu. Şenlik yapmadan önce, bir ay önce esnafa salgın yaparlardı. 10 sen vereceğim, 5 sen o günün parayla. Salgın. Yani şenlik ücreti esnaftan toplanıyordu. Bütün esnaf biliyor bunu. Hı hı. İşte Giresun dolmuşçularına sen 20 araç göndereceksin. Herhangi bir ücret verilmeden. Esnaflara sen 10, sen 5, bilmem ne bir de festivalinde de bilmem ne vereceksin, edeceksin. O esnafın topladığı paralarla beraber şenlik yapılıyordu. Şenlik bitiyordu. Noksanımız var tekrar bir daha para toplanıyor. Bunları esnaf yaşadı ya. Sen ne şenliği yaptın? Esmi Belediyesi değerli sanatçıları getirdik. Kimseden 1 lira para almadı. Esmi'ye Giresun dolmuş hattından 10 yıldır tek bedava bir araba çağırmadım. Çünkü onlar zaten ekmeğini zor kazanan insanlar. Onlara bizim destek vermemiz gerekir. Pandemi sürecinde de verdik destekler bütün esnaflarımıza. Başkanım, son dönemde çok konuşulan bir konu daha vardı. Yaldır'a Esmi'ye dolmuş durağı arasındaki sorun. Bu soruna bir açıklık getirmek ister misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben konuyu ayrıntılı anlatmak istiyorum bu konuda. Bütün Yaldır'ın hemşerilerim, Esmi'li hemşerilerim, Güceli hemşerilerim, bizim ayrımız gayrımız yok. Hiç farkımız yok. Trabol hemşer. Esmi'de yaşıyorsa Esmi'lidir hep serkeş. Esmi'lidir. Bir defa bunun böyle bilmesi gerekiyor. Şimdi yıllar önce Esmi'ye, Yaldır'a Giresun dolmuş hattı kurulmuş resmi olarak. Yaldır'a Giresun dolmuş. O zaman da bu dolmuşlar Esmi'nin içerisine geçermiş. İçiyormuş. Yaldır'a gidermiş. Yıllarca çalışmış da. Daha sonra Esmi'ye Yaldır'a dolmuş hattı kurulmuş. Aslında baştan Yaldır'a Esmi'ye Giresun dolmuş hattı kurulmuş olsaydı, bu hat üzerinde dolmuş hattı kurulmuş olsaydı, kurulurken baştan böyle bir kurulmuş olsaydı, biliyorsun bir yerde bir dolmuş hattı varsa ikinci dolmuş hattı kurulamıyor. Kanun bu. Arkadaşlar Esmi'ye Yaldır'a Giresun dolmuş hattı kurmuşlar. Daha sonra da Esmi'ye Yaldır'a dolmuş hattı kurulmuş. Olmadığı için Esmi'ye Yaldır'a dolmuş hattı kurulmuş. Tabii bunlar kurulunca yolda buradan Esmi'nin yolu, karayolları yapılınca direkt Kavşak'ta yapılınca Esmi'nin çıkışına direkt kavşakta de bu sefer Esmi Yaldır'dan kalkan araçlar direkt Giresun'a gidiyorlar o yol üzerinde. Daha sonra da bu karayolları vermeye başladık belgelere. K4 belgesi dedi, belge var. Belgeleri verelim.
Bu belgeleri alıyor bu arkadaşlarımız. Geçmiş dönemde, geçmiş dönemi anlatıyorum. Bu belgeleri alıyor. Bu belgelerde yazıyorum. Yaldere Giresun Dolmuşatlı diye yazıyorum. Diğerlerde almış. SB'ye Yaldere Dolmuşatlı karayollarından almışlar bu belgeleri. Onda da dikkat etmeli. Yaldere Dolmuşatlı'na yazmış. Niye? Belediyeler bunlara, belediyenin görevleri bunlara yer göstermektir. Bunlar bir anlaşmazlık çıkmışlar aralarında. Fakat belli bir şeyde anlaşma sağlanmış. Anlaşma da bu şu şekilde sağlanmış. Yaldere'den kalkan araç, Giresun'a gidecek olan araç, Yaldere'den yolcusunu alıyor. Esbiye'de bir yerde yeri var. Yer göstermiş. Postanenin karşısında yeri göstermiş. Geliyor. Yolcusunu bırakıyor. Yolcu almadan Giresun'a devam ediyor. Esbiye'den kalkan Esbiye'de yolcusunu alıyor. Doldurmuş. Alıyor. Yaldere'de yeri var. Yaldere'de yolcusunu bırakıyor. Oradan yolcu almadan geri dönüyor. Bunlar bu şekilde anlaşılmış. Güzel gün anlaşıldı. Ve yıllarca bu şekilde çalışmaya başladılar. Çalışıyorlar. Yani yıllarca çalışıyorlar. Çalışınca da tam geçen yıl, 5 yıl önce seçime girerken Abdurrahman Başkanım o zaman bir karar alıyor. Seçime giriyor ya, dolmuşçulardan oy çetmek için. Ben söylüyorum. Oy almak için. Oy almak için, devşirmek için. Alıyor. Meclisten bir karar çıkarıyor. Diyor ki Esbiye, Yaldere, Dolmuş hattındaki oradaki onların yerini ben iptal ediyorum diyorum. Böyle yani iptal etme hakkı yok. İptal etme hakkı yok. Olmadığı halde ben diyor tekrar bana aradı. Başkanım ben böyle böyle bir iş yaptım. Seçimden sonra tekrar eski haline döneceğiz dediler. Abdurrahman Başkan da seçimi kaybetti. Seçimi kaybedince Yaşar Başkanıma olayın kendi içerisinde buldu Yaşar Başkanı. Buldu. Dedi ki bu sefer tamam Abdurrahman Başkan'ın aldığı bu kararı ben geri alamam daha dedi. Bu sefer valilik devreye girdi. Kaymakamlık yeri gösterdi. Dedi ki bu dedi gösterilmesi gerekir. Yeri gösterdi orada. Tekrar eski sistem çalışmaya başladılar. Yeri kaymakamlık gösterdi ama. Esbiye dolmuşlarına kaymakamlık yerini gösterdi. Çünkü insanların kısıtlayamazsın. Ulaşım hatlarını kısıtlayamazsın. Gösterince Yaşar Başkanı da bunu yer göstermek benim işimdir diye mahkemeyi verdi. Sadece mahkeme hiçbir belgeyi iptal etmiyor. Yaldere Belediyesi Başkanı göstermesi gerekir. Yaldere Belediyesi göstermesi gerekir yeri diye o belediyenin kaymakamlığın gösterdiği yeri iptal etti. Mahkeme kararı bu. Başka bir kararı diyor. D4 belgelerini filan bizi hiçbiri aynı dedi. Tabi bu arada bu karakaşalık yarattı. Bu sırada da bizim Esme'deki arkadaşlar da bunları şikayet etti. Bu K4 belgelerine karayollarına şikayet ettiler. Sürekli şikayet etti. Bu belgelerle Esme'yi bunlar yolcu getiremez dediler. Haklı mı haklılar? Çünkü güzergahları belli. Yani bu arada kargaşa yaşandı. Sağ olsun. Sayın Valimiz bize bir yazı gönderdi. Resmi yazılar gönderdi. Ben dedim ki aynen Yaldere Minibüsler için eski yerini ben gösteriyorum Sayın Valim. Aynen eski sistem devam etsin. Postanenin karşısındaki yeri göstereceğim. Yaldere Kaymakamlığı'na da yazdı. Yaldere Belediyesi'ne de yazdı yazıyı. Yaldere Belediyesi de yazıyı ben gösteremem dedi. Siz uzlaşmaya gittiniz ama uzlaşmaya gitmedik. Gidemedik. Uzlaşamadık. Yaldere Belediyesi bu arada ben Yaldere Belediyesi'ne de yazı gönderdi. Yaldere Belediyesi'ne gönderdiği yazıda da Yaldere Belediyesi cevap verdi. Ben yeri gösteremem dedi. Bu belgeleri Sayın Valimiz mahkemeye göndererek dedi ki ulaşım hakkı engellenemez dedi. Yeri gösterdiler bu sefer. Mahkeme kararıyla yeri gösterdiler. Tekrar. Ben bu arada da Altay Yaşar Başkan'ın yana gittim. Telefonu açtım. Git gel bu işi çözelim. Eski haline dönzelelim de gittim söyledim. Çünkü bir Yaldere'li kardeşimizin yürüyerek yağmurda gelmesi bizim uykularımızı kaçırıyor. Biz de insanız. Yaldere'li Esbiye'li ayrım yapan mümkün mü yani ayrım ne demek ya? Hiçbir kimse için ayrım yapamayız. Hepsi bizim kardeşlerimiz. Yani hepsi bu Esbiye'de yaşayanların hepsi Esbiye'lidir. Şu anda süpermarketlerden şeyde en başarılı iş adamları Yaldere'li benim Esbiye'mde. Helal hoş olsun. Bak ne diyorum. Destek vereceğiz destek vermeye. Önemli değil. Ayrım yapılır mı ya? Haşa ya. İnsan aklın ucundan geçmez. Tabii olayı bu şekilde gerdiler. Olayın şekli budur. Şu anda da Sayın Valimize çok teşekkür ediyoruz. Eski sistemde huzurlu bir şekilde çalışıyoruz.
Şey bu yani. Esmiye Belediyesi olarak, Esmiye Belediye Başkanı bu işte toplu ilerinin başı kadar en ufak bir şeyimiz. Dahilimiz yok ve suçumuz da yok. Ama algı operasyonlarıyla beraber bunu da benim üzerime iletmeye çalıştılar. Başkanım, ben teşekkür ediyorum. 31 Mart 2004 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Son olarak Esmiye halkına bir çağrı yapmak ister misiniz? Son olarak az önce söyledim. Esmiye halkına çağrım şu. Bunları benim kitapçıkta yazılanları dinleyin. Bir incelesinler. Yaptıklarımı bir incelesinler. Yapacaklar. Yapacak olduğum projeleri anlattım. Bunları da bir değerlendirsinler. Eğer ki bu 2031 Mart seçimleri Esmiye halk için çok çok önemli. İncelesinler, düşünsünler. Bütün Esmiye halkından 7'den 70'e, en küçüğünden en büyüğüne kadar. Siyasi görüşleri hiçbirini ayırt etmedi. Herkesinden. Yani ben şu konulara da girmedim yani. Ben esnafına da her türlü desteği verdim. Şu anda Esmiye'de bak. Esmiye'de yani. Ulusal marketlerin her birinden birer tane var. Bak her birinden birer tane. Rekabet şartları oluştu. Rekabet şartları oluştu. Ama her birinden 10'ar tane yok. Çünkü niye? Belediyenin bir tane görevlerinden bir tanesi de esnafını kollamak ve korumaktır. Fırıncı esnafımı da kolluyorum. Dolmuşçu esnafımı da kolluyorum. Her türlü esnafımı da elimden geleni yapıyorum. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğim. O ideallerimizi gerçekleştirmek için bütün Esmiye'li halkında 7'den 70'e siyasi görüşleri ne olursa olsun bu bir belediye seçimi. Herkesten destek bekliyorum. Herkese çok çok teşekkür ediyorum sizlere de bu programı yaptığımız için çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın, hoşça kalın. Başkanım bizler teşekkür ediyoruz bize ayırdığınız zaman için. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum.